İdrar kaçırma, sosyal ve hijyenik açıdan sorun teşkil edecek şekilde istem dışı idrar yapma halidir. 4 ana gruba ayrılır. Bunlardan birincisi stres üriner inkontinans olarak tanımladığımız ve en sık görülen tiptir. Kısacası gülerken, öksürürken yani karın içi basıncın arttığı durumlarda idrar kaçırma halidir. İkinci tip sıkışma tipi urge inkontinans olarak tanımlarız. Burada hastanın aniden ortaya çıkan şiddetli ve engellenemeyen bir sıkışma hissiyle birlikte tuvalete yetişemeden idrar kaçırması söz konusudur. Üçüncü tip mixed tip idrar kaçırma. Burada stres üriner inkontinansla sıkışma tipi idrar inkontinansının aynı kişide görülmesi halidir. Dördüncü tip ise taşma inkontinansı. Burada mesane kapasitesinin üzerinde bir idrar doluluğuna ulaşmıştır. Ancak kişinin idrar yapmayla ilgili bir mecburiyet hissetmeksizin bir miktar idrar kaçırması söz konusudur. Buna da taşma inkontinansı diyoruz. Sonuç olarak neden bu kadar sınıflamaya gidiyoruz? Çünkü tedavileri birbirinden farklı. Doğru bir tedavi yaklaşımı yapabilmek için öncesinde idrar kaçırmanın doğru bir tipini belirlememiz gerekiyor. Hastanın yakınmaları yanı sıra aynı zamanda ürodinamik incelemeler ve jinekolojik muayenede doğru tipte bir sınıflama yapmamıza katkıda bulunan faktörler.